Değişim Alanı Podcast kanalını dinlemektesiniz. Spotify, Apple, Google Podcast platformlarından bizi takip edebilir, bildirimleri açarak yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabından bölümlerle ilgili ayrıntılara erişebilirsiniz. Herkese merhabalar. Değişim Alanı Podcast'inin yeni bölümüyle karşınızdayız. Merhaba Onur. Merhabalar Ercüment, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Attın mı yorgunluğunu? Olimpiyatlar başladı, olimpiyatları izliyoruz. Biraz yorgunluk da vardı bende, onu da attım. Öyle günler geçiyor, tatilin yarısı bitti benim için tabii. İkinci yarısına başlıyoruz. Bugün uzun uzun konuşacağız ama bu öğretmenlerin hem yeşil pasaport olayında hem de bu yaz tatilleri olayında birazcık şanslı olduklarını ve genel olarak bizim bu durumu çok kıskandığımızı en baştan belirtmek istiyorum. Bu konuda konudaki fikrimi en baştan belirtmek istiyorum. Olimpiyatlar nasıl gidiyor? İzliyor musun? Neleri takip ediyorsun? Olimpiyatlar evet, yani fırsat buldukça izlemeye çalışıyorum. Yani anlam veremediğim, neden olimpiyatlarda olduğunu anlam veremediğim bazı spor diyorum, ama spor dalları da var ama genelde böyle televizyon açık, oralarda dönüyor, arada oturup bakıyorum fırsat buldukça. Ben de bazı, yani özellikle bu hafta sonu hepsini takip etmeye çalıştım açıkçası böyle. Bu kaykay, ondan sonra breakdance, onun ismini doğru söylemiyor olabilirim. Onlara ben de bir anlam veremedim açıkçası ama bu Z kuşağı denilen kuşak bayağı yakından takip ediyormuş. Ve olimpiyatları izletebilmek adına, o yeni nesle de ulaştırabilmek adına yapılıyormuş. Yani sen de okumuşsundur muhakkak böyle şeyler. Bilmiyorum, yani beni çok sarmadı açıkçası. Evet, o açıdan bakınca evet, yani biraz amaca uygun o açıdan baktığımızda ama beni de sarmadı ya, yani yok kaykay, breakdance dediğin gibi, bilmiyorum yani o zaman satrancı falan da almamız lazım, böyle o da bir spor. Bir de şu var, bu hafta sonu muhtemelen ön elemelerdi, tam hangi kısmını izlediğimi bilmiyorum kaykayın. Bayağı beceriksizler yani, hani ben mesela şöyle aynen şu cümleyi kurdum ya, dedim Bostanlı'daki ne deniyor o pistin ismine? Kaykay pistine bir şey deniyor ya. Orada çok daha iyi çocukları gördüm yani, böyle kaykay yapan. Böyle çok yeni bir alan olduğu için mi bilmiyorum. Böyle izlediğim 5-6 sporcunun çoğu düştü falan böyle. Hani kaykayın üstünden 2-3 defa. Aslında yeni bir alan da değil. Hani ben hatırlıyorum, biz lisedeyken falan bu Tony Hawk Pro Skater diye oyunu vardı. Oynuyorduk falan. Ama yani şey, bilmiyorum, olimpiyatların hani olimpiyatlardaki geçmiş çok eski değil bildiğim kadarıyla. Ben de şeyi gördüm, yine ben de bilmiyorum, hani çok ilgimi çekmediği için, madalya müsabakası mıydı ama 14 yaşında bir kız, böyle bayağı iyi durumda, Brezilyalıydı galiba. Hani madalya aldı mı, alacak mıydı, öyle bir durum vardı sanki. Evet. Şey, ne diyorsun peki açılış seremonisini, açılış gösterilerini? Çok konuşuldu ya, çok konuşuldu, çok eleştirildi. Yani senlerinden o şeyle işte ne diyeyim, vapurlarla geçiş kısmı güzeldi ama diğer işte o işin show kısmı bilmiyorum, çok tartışıldı. Açıkçası biraz fazla göze batırılmaya başlandığını düşünüyorum ben de bu işin. Hani bu cinsiyet kısmının, hani çok böyle şey bir adam değilimdir ben, muhafazakar bir adam değilimdir ama çok artık göze batmaya başladı. Böyle gözümüze sokmaya başladılar gibi hissediyorum. Hani diğer o inanç kısımları vesaire, yok son akşam yemeği canlandırması, oralarla ilgili çok hani detaylı bilgim yok. O yüzden çok fikir de beyan etmek istemiyorum yani. Vallahi ben de başıma bir şey gelmeyecekse çok beğendim ya. yani öyle söyleyeyim. Sen ama şey, ben de beğendim gerçi de, sen bizim takımın kıyafetleri de beğendin. Aynen, kesinlikle. Ya güzel, bence de kötü değil. Milletin o kadar hani şey yap,
yaptı, yerden yere vurduğu kadar da kötü değil sanki ya. Ya bayağı şık da geldi bana yani. Hani herkes pijamaya falan benzetmiş ama o da bir ters sonuçta hani. Triatlon müsabakaları bir ertelendi ama bugün hani kayıt aldığımız günün sabahı triatlon müsabakaları yapıldı bu arada. O da komik, bizim işte eski o Çernobil zamanlarından böyle bir vali miydi, bakan mıydı, böyle radyasyonlu çayı, fındığı yiyip bir şey yok bana bir şey olmuyor bakın demesi gibi. Paris yine belediye başkanı veya valisi. Valiydi galiba, evet. Sen nehrine girip yüzdü falan. Öyle ilginç olaylar sadece bizde olmuyor demek ki. Benim de bugün izleyemedim, takip edemedim ama ekranıma şey düştü. Atletler Sen Nehri'nin tadını ve kokusunu beğenmedi diye haber düştü. Evet, ilginç. Evet, evet. Neyse, istersen yavaş yavaş konuğumuza geçelim. Daha doğrusu sen de artık bugün için konuğumuz sayılırsın. Evet, bugün evet, ben de konuk koltuğunda gibi hissediyorum kendimi gerçekten. Evet, Arif hoş geldin. Hoş bulduk Ercüment, hoş bulduk Onur. Hoş geldin Arif. Hoş bulduk, nasılsınız? Biz iyiyiz, sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim, keyifler yerinde. Ankara'dayım, her şey yolunda. Arif bizim ilk konuklarımızdan aslında. 8. bölümdü galiba Arif'in konuk olduğu bölüm. Beğenenler, Arif'i merak edenler orayı da tekrar dinleyebilirler. Arif'le Onur yakın zamanda bir Midilli turu yaptılar. Midilli Adası'na gittiler. Bugün onu dinleyeceğiz bol bol. Nasıl geçti turunuz öncelikle? Ağrıları, sızları atabildiniz mi? Benim için gayet iyi. Çok da turun akabinde vücudumda çok yoğun bir yorgunluk hissetmedim. Çünkü çok da yormadık aslında kendimizi. Hani tur dağlık bir bölge olduğu için bol bol tırmanışla geçti. Çok tempolu da olduğumuz söylenemez. Nitekim Onur tempoluydu ama benim çok tempolu olduğum söylenemez. Belki biraz Onur da bahsetmek ister bu süreçten genel olarak. Yani dediğin gibi hani tur mantığıyla gezdiğimiz için biraz daha hani çok bir yorgunluk bende de olmadı açıkçası. Daha çok böyle gezelim görelim tadında gezdik geldik. Güzel keyifli bir hatıra oldu. Öyleyse yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Bu fikir nereden çıktı? Geçen sene ben eşimle bir Midilli, günübirlik bir Midilli'ye gitmiştim, bir gece konaklamalı. Yazları da genellikle Dikili'de olduğum için Dikili'de koşarken her zaman sabah sağ taraftan Midilli Adası'nı görebilirsiniz. Özellikle hava güzelse. Yani hep bir merak söz konusuydu işin açıkçası. Fakat bir türlü hani oraya gitmek noktasında cesaret sergileyememiştik. Pasaport burada önemli oldu tabii. Yeşil pasaportun hakkı, yeşil pasaport hakkı elde etmeyle ilk girişimimiz Midilli oldu. Midilli'den başlayalım dedik. Midilli'ye gittiğim hafta, ismini burada anayım, Verim Gümüşsoy olsa gerek. Verim arkadaşımız orada bir tur yapmıştı. Onun turunu da izledim. Nitekim ben gittiğim yerlerde bu etapta ne olup bittiğini çok merak ediyorum. Şehir merkezindeki yeme içme yerlerinden ziyade. Fakat bir gece konakladığımız için buna pek fırsat bulamadık. Hep aklımda bu vardı. Üstüne Verim'in bu anlamda turunu da takip edince aklıma gel döner dönmez. Zaten bizim Dikil'de de bir bisiklet grubumuz oluştu. Onur, Fatih abi. Onlara böyle bir ilettiğimi hatırlıyorum ben. Midilli tur yapalım mı? Yapalım oldu. Onur hemen yapalım dedi. Yaptığımız ilk iş zaten ben bu tür organizasyonlarda hemen bilet almaktan taraftar. Bilet almaktan yanayım. Çünkü bilet alınca o iş oluyor. Yani bizim de yaptığımız ilk iş herhalde öncelikle bilet almak oldu. Yani tarihi belirlemek ve hemen bileti almak oldu. Belki Onur da bunun üzerine ekleme yapabilir diye düşünüyorum. Evet evet, yani şeyi hatırlıyorum ben de, böyle sahilde de oturuyorduk işte bizim Totti, namlı yer Totti Nurullah da vardı. Nurullah abi, Totti abi vardı. Onun da niyeti vardı, o gelemedi. Gidelim mi gidelim derken bir anda biz böyle planın içinde bulduk kendimizi. İşte biletleri aldık, sonra ben normal sene içinde otururken bilgisayar başında Strava'dan böyle işte rotaları çizmeye başladım. İşte günlük ne kadar gidebiliriz, nerelerden gidebiliriz. İşte Strava'daki bu heat map, ısı haritası özelliğine bakarak
tahmini rotalar belirledim kafamda. Onları çizdim. Sonra şöyle bir şey geldi aklıma. Strava'da biliyorsunuz artık mesaj özelliği geldi. O bölgedeki segmentleri açtım. Böyle o bölgedeki segmentlerdeki ilk 10'dan birkaç kişiye mesaj attım. Ya dedim bizim böyle böyle bir planımız var ama hani yollar nedir, ne değildir, hani yol bisikletiyle geleceğiz, uygun mudur diye birkaç kişiye yazdım. Geri dönenler de oldu sağ olsunlar. Onlardan da daha detaylı yollarla ilgili, rotalarla ilgili bilgileri aldık ve bu şekilde fikir bayağı olgunlaştı yani. Toplamda kaç günlük tur planlamıştınız? Kaç kilometre yol yaptınız? Evet, biletleri gidiş dönüş almıştık zaten. Yani toplamda 5 gün bisiklet süreceğimiz biletleri aldığımız gün belliydi. Yani toplamda bizim evden çıkıp Ayvalık'a gidiş kısmı da var tabii. Onu çıkarsak tahminim 330 kilometre gibi bir şey hatırlıyorum ama emin değilim. Arif sende var mı tam net sayı? Evet, 320 küsür, 330'a yakın bu anlamda. 330 kilometre desek yerinde olur. Hani bir en son kestiğimiz bir iç deniz var. Orayı kesmesek 350'yi bulabilirdi ama orayı da kesmek gerekiyor çünkü orada ayrı bir keyif var. Karşı karşıya. Evet, evet. Aynen. Bahsederiz ondan da detaylı. Yani 300 bu arada arası, evet. 5800 metrede tırmanmışız toplamda 5 günde. Bayağı dağlık yani, bir yer, evet. Tabii tabii, inanılmaz. Yani her gün hani bizim yaşadığımız yer için konuşayım. Bozdağ kasabası işte 1200 metre falan, yani 1100 metre falan tırmanılıyor. Yaklaşık oraya çıktık ve indik. Yani evet. Bayağı da dağlık dediğin gibi. Ya, tırmanışı kanıksıyorsunuz zaten tur boyunca. Yani sürekli tırmanacaksınız. Hani çok net. Hani başlangıçta da zaten girişte bir polis memuru bizi nasıl yapacaksınız sürekli tırmanış diye uyarmıştı. Biz çok rahattık biraz o anlamda, hani bilgimiz vardı yani. Bir böyle bir tırmanışla karşılaşacağımız konusunda bilgimiz vardı. Evet, şey, bir de şeyden bahsedeyim. Hani feribotla geçiş malum, Yunan adaları çok revaçta bu aralar ya, biz yeşil pasaportlar için özellikle yani inanılmaz sıra var. Yani bilmiyorum, 200 metre falan, belki 300 metre sıra vardır diye düşünüyorum. Limanda. Fakat şunu gördük. Feribot 9'daydı. Biz 7.30'da oradaydık galiba. Ama hiç gerek yokmuş ya. Yani çünkü check-in'i yaptığınız anda o feribot sizi bekleyecek, 45 dakika rötarlı kalktı. Yani 9'daki feribota 8.30'da gitseniz çok daha rahat elinizi kolunuzu sallaya sallaya hiç sıra beklemeden gidebilirmişiz. Geçen seneye göre iki kata yakın bir kalabalık gördüm ben. Geçen sene de gitmiştim. Kapıda vize uygulaması yoktu. Neredeyse iki katı insan vardı diyebilirim. Sıra çabuk ilerliyor. Hani oradan bahsetmek gerekirse geçiş kısmından ve bunu hani şeyde de söyledim ben, arkadaşlara falan da söyledim. Bisiklet çok sempatik bir alet. Böyle işte X-ray'e bavullarını koyuyorlar falan. Ya dedik biz hani çökelim mi çantaları falan. Geçin geçin, yok yok dedi. Biz yandan X-ray falan sokmadan, bisikletteki çantaları sökmeden sağ olsun hem Türkiye'deki Gümrük'teki güvenlik arkadaşlar hem Yunanistan Midilli tarafındaki arkadaşlar o konuda yardımcı oldular bize. Süper olmuş valla. Şey, peki malzeme hazırlığı falan nasıl oldu? En son bir deneme sürüşlerine falan çıktığını görmüştüm Onur. Çadır, ondan sonra kıyafet, bunlarla alakalı nasıl bir hazırlık yaptınız? Şöyle ben başlayayım, sonra Arif'e atacağım topu burada. Ben hani biraz daha böyle gece konaklamalarında şeyden yanayım. Etrafımda, yani başımın üstünde bir çatı olsun modundayım. Bir çadır olsun, çadırda yatalım havasındayım. O yüzden hani bir çadırla gitmem gerektiğini düşündüm. Elimdeki bir çadırın üst brandasını söktüm. Sadece pollerini ve o sineklik kısmını aldım. Ön gidonuma sabitledim ben cırt cırtlarla. İşte sonrasında Arif'le konuştuk. İşte mat vesaire ne yapacağız? Uyku tulumu mu alsak, çadır mı alsak? Hatta bir ara şeyi düşündük. Sineklikli hamak alıp onda mı yatsak falan diye. En son çadırda işte dedim ya, ben böyle böyle daha rahat hissediyorum kendimi. Çadırda karar verdik. Gidonuma ben çadır sabitledim. Bir tane
üst burnun üstüne takılan bir çantam vardı. Onu Furkan'dan ödünç aldım. Arka sele altı çantam, büyük çantam. Onu Turgay abi sağ olsun ondan ödünç aldım. Daha doğrusu şöyle oldu. Satın alacaktım ben. Ya Onur gerek yok, bu kaç kere kullanılıyor zaten, var bende al kullan. Lazım olursa isterim dedi. Bir tane de Arif gelirken Ankara'dan bana böyle üst burnun altına takılan bir çanta aldı. Yani tek kendime ait tek çantayla hallettim ben işi, sağ olsun arkadaşlarım. o şekilde malzemeleri hazırladık. Malzeme seçimini de şöyle yaptım. Yani götürdüğüm malzemenin yarısını kullanmadım ben açıkçası. İşte pijama aldım ayrı. Tişörtümü fazla almışım vesaire. Yani şey diyordu, daha öncesinde de ben turlar yaptım, şey diyorlardı. Yani bu lazım olur mu, bu ihtiyaç olur mu acaba dediğiniz bir şey varsa almayın, lazım olmayacak muhtemelen muhabbeti vardı. Gerçekten de o şekilde, yani hani acaba lazım olur mu ya, alsam mı dursa mı kenarda dediğiniz şeyi almanıza hiç gerek yok. Onu tekrar tekrar gördüm. Teknik ekipman konusunda da Arif'e çok teşekkür edeceğim ben burada. Yani sağ olsun matlar, gerçekten hani şey matlar böyle. Katlandığında 50'lik su şişesi kadar olan matlar, uyku tulumları, o teknik ekipmanlarla bizi rahat ettirdi deyip topu ona bırakayım. Ya, teknik ekipman meselesi de benim en çok kafama takılan çadırdı. Bununla ilgili birkaç kişiye de soru sordum. Hani Onur rota araştırırken ben de bu arada hani iyi bir podcast dinleyicisiyim ben de. Midilli'de yaşamla ilgili bir podcast dinlemiştim. Nazlı Hanım'a yazdım ben. Hani çadır konusu bunu sordum. Çadır konusunda evet herkes bir bariyer bildirdi bu anlamda. Hani çadır işine hiç girmeyin. Geri kalanda hiç kimse size bir şey demez dendi. Ve nitekim de öyle oldu. Ama biz yine de bir çadır alalım. Hani sinek vardır vesaire vardır gibi düşündük. Hani işin açısı ben daha önce sadece tulumla doğada yatmışlığım olduğu çok inanılmaz keyiflidir. Ama yine de ihtiyaten biz çadırı alalım dendi. Yağmurlu bir hava olmayacağını düşünerek çadırın üst kısmını çıkartıp sadece bu sineklik kısmıyla kalalım diye düşündük. Fakat hiç ihtiyaç kalmadı. Ben bir liste hazırladım. Bu listeyi hazırlarken işte birkaç bölüme böldüm. Bir bisiklette muhakkak üzerinde olması gereken bisikletle ilgili malzemeler, işte kask, iç lastik, işte pompa vesaire gibi. Bir de uykuyla ilgili malzemeler hazırladım. İşte tulum, mat, bir de giyimle ilgili malzemeler hazırladım. Bir de gıda, bazı elektronik aletler ve bazı çantalar. Yani biz 3 tip çanta kullandık. Bir sele altı çanta, bir gidon çantası kullandık. Ben kullandım çünkü Onur gidon çantası yerine çadır koydu. Bir kadro çantası ile bu işi çözdük. Toplamda benim çantalarım 22-25 litrelik falan bir çanta hacmim vardı. Fakat benim gidonum kısa olduğu için orada 2-3 litreyi kullanamadığımı düşünüyorum. Yani 20 litrelik diyebiliriz benim kullandığım hacim olarak çanta hacmine. 22 litre falan diyebiliriz. Bu anlamda çadırı almasak tabii ki daha iyi olurmuş ama bizi en büyük kurtaran şey bu süreçte yanımıza aldığımız tulumlar oldu. Yani bu iki tane çok ince yazlık tulum aldık. Çünkü sabaha doğru soğuk alıyor. İyi ki almışım dediğim şeylerden biri oydu. Bir de uzun kollu bir kıyafetti. Ben fazla bir şey almadım. Hatta tek bisiklet formasıyla bile iş halledilebilirmiş. Çünkü konakladığımız her yerde duş imkanımız vardı. Yani akşam yıkadığınız her şey sabah neredeyse kuruyor oluyordu. O yüzden de mümkün olduğu kadar minimum kıyafet almak her zaman faydalı diye düşünüyorum ve muhakkak hani bu yaptığımız listede bir yüzme gözlüğü, işte terlik, detaylı anlatmak gerekir bilmiyorum ama ihtiyaç isteden olursa bu görüşmeden sonra bu listeyi de kendilerine ulaştırabiliriz diye düşünüyorum. Gıdayı fazla almışım. Ben gıdaya çok ihtiyacımız olmadı. Çünkü bizim çok güzel ayarladık Onur'la o işlemi. Belki süreçte konuşuruz, o konuya çok fazla girmeyeyim. Malzemelerle ilgili süreci bitirip yani burada benim edindiğim bilgi şu oldu. Daha önceki trekking yani Likya yolunu vesaire de yürüdüğümde mümkün olduğu kadar az ve nitelikli malzeme. Gerçekten Onur'un dediği gibi buna da ihtiyaç olur dediğimiz şey hiç almaya gerek yok. Genellikle taşıdığınız her fazla bir kilo yük boşuna bir eziyet olabiliyor.
O yüzden mümkün olduğu kadar temel ihtiyaçların dışındaki malzemelerden kaçınmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben neredeyse bütün malzemelerimi kullandım diyebilirim. Bant almıştım. Bantı bile kullanmam gereken bir durum oldu. Çünkü bilhassa bu bisiklet çantalarını, taşıyıcıları daha öncesinden daha sağlam hale getirmeyi tavsiye ederim. Bir anda çekerken oradaki şeyler kopabiliyor. Burada her zaman işinize iyi bir bant yarayabiliyor. Şey, benim hani hep söylediğim bir şey var ya, bir şeyi bantla tamir edemediysen yeteri kadar bant kullanmamışsındır muhabbeti. Evet. Onun gibi bant önemli. Evet, koli bandı yani her zaman bir yere sıkıştırmanız gereken bir şey diye düşünüyorum. Ya da bazı sıkıştırıcılar da işe yarabilir. Yani bunlar da benim genel özetle söyleyebileceklerim. Bunlar çadıra da ihtiyaç duymadık. Hatta ikinci kısımda tulum'a da ihtiyaç duymadık. Pardon, mata da ihtiyaç duymadık. Tulumla işimizi kurtardık diyebilirim. Bu tulum dediğimizler de 300 gramlık ikişer tane, hatta 300 gram biri, biri 100 gram bile değil. Toplamda 400-500 gramlık bir iki tane tulum. Bivak diye de geçiyor. Yani böyle yazlık kullanılabilecek çok ince. Bir avuca sığacak şekilde. 330'luk hatta 330'luk kola şeyleri kadar ya da gazoz şeyleri kadar, tenekli şeyleri kadar bir hacim de kaplıyor diyebilirim. Evet, yani o tulum olmasa, yani bilmiyorum, 4 gece kaldık. Üçünde böyle uyku uyuyamazdık üşümekten herhalde ya. Bir şey diyeceğim. Tulum ne abi? Yani tam yani nasıl bir şeye benziyor? Ben yani gözümde canlanmadığı için soruyorum. Normal uyku şey tulumundan ya. Bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Bundan bahsediyorum. Bunlar ki uyku tulumu, aynen. Çok incesinden öyleyse. Yani bayağı incesi. Yazlık bir şekilde olanı mı? Evet. Tabii çarşaf inceliğinde gibi düşün süper. Yani. Anladım, tamam. Yani çünkü uyku tulumu gibi bir şey bahsettiğinizi anlıyorum ama hani bayağı demek ki mata falan da gerek yok. Onun içine girip yattınız yani. O kısım şöyle, yani konaklamada normalde tabii yerde yatmak istersen konaklamada mata ihtiyaç var. Çünkü sert zeminde uyumak keyifsiz oluyor. İlk gün mat ihtiyacımız oldu. Hani gün konuşalım. Konuşmaya başladığımızda bahsederiz ama sonraki günler hep şezlongda yattık rahat rahat. O yüzden çok mata ihtiyaç duymadık. Konaklamayı şöyle, ilk gün böyle Molivos'ta kaldık. Terk edilmiş bir soyunma kabinleri. Yani fotoğrafını da atarız muhtemelen, Instagram gönderirsen falan olur. Sahilin sonuna doğru baktık, güzel bisikletleri soyunma kabinlerinin içine koyduk. Biz de soyunma kabinlerinin önündeki betona matları serdik, denize sıfır. Orada uyuduk bir güzel. Orada sıkıntı yoktu. Çok zaten sakin bir yerdi. Sonraki günlerde sahillerde hep şezlonglar var. Şezlonglarda hani bizim buralardaki gibi böyle çok şey değil. İşleten kişiler, ne diyeyim artık en kibar tabirle, çok sıkı değiller. Hani biraz rahatlar. Hep şey dedik biz, hani burada kalsak sıkıntı olur mu, yatsak? Şaşırdılar hatta, ya nasıl burada mı yatacaksınız falan diye. Sonraki 3 geceyi de o şekilde sahildeki şezlonglarda yatarak geçirdik. Şezlong deyince şey gibi akla gelmesin. Yani bizim buralardaki plastik şezlonglar gibi değil. Böyle file gibi rahat şezlonglardı yani. Orada valla denize sıfır, dalga sesleri eşliğinde mışıl mışıl uyuduk. Konaklamayı bu şekilde hallettik. Evet, arkadaşlar da soruyor hep nerede kaldınız falan diye. Hatta ben işte eve geldim. Kiliye eve gittim. Annemin arkadaşları tabii merak ediyor böyle. Ya dedi, bizim arkadaşlar da gidecek dedi. Birisi, nerede kaldınız siz dedi. Şezlong'da dedim ben. Böyle nasıl yani? Anlattım böyle, vallahi helal olsun dedi. Konaklamayı o şekilde sıfır maliyetle hallettik yani. Ya, konaklama esnasında benim hoşuma giden şey oldu. Ben şey hissetmedim. Hani tereddüt, gerilim. Yani sabahları ben biraz erken kalktım. Erken kalktığında muhakkak o şezlongları temizlemeye gelen görevli oluyor. İnanın bütün her yeri temizlerken biz uyanmayalım diye gürültü bile yapmıyordu yani. O derece bu anlamda hassastı. O benim için çok şeydi, önemli bir değerdi. Biz uyuyorduk. Ben farkındayım. Diğer şezlongları şöyle bir temizliyor. Fakat bize kimse bu anlamda neden buradasınız, niye yatıyorsunuz gördükleri halde hiçbir söylemde bulunmadılar. Yine belki Onur'un söylediği gibi bisikletin sempatikliği gerçekten bu anlamda. Hani iki bisikleti görüyorsa insanlar, burada özellikle Midilli gibi bir coğrafyada kahraman gibi karşılanıyorsunuz diyebilirim. Şeye gitmeden önce Onur'un tek korkusu vardı. Her şey olur gider de gece bisikletleri ne yapacağız diyordu.
Ben çadırın içine almayı falan düşünüyordum böyle ama yani hele Kaloni'de kaldığımız herhalde 3. gece miydi 4. gece miydi ne? Yani uzak bir yere koyduk, kilitledik, hiç arkama bile bakmadım ki gece 4'e kadar falan gençler takıldı sahilde falan. Yani hiç o kadar rahat hissettim ben de kendimi gerçekten. Evet, süper. Öyleyse gün gün bir özet geçelim. Böyle parça parça anlattık. Gün gün de detaylara daha çok önem vererek konuşuruz. Birinci gün nasıl başladınız? Açıkçası ben de sizi onu da bahsedeyim. Onur'un şeyi açıktı. Live track açıktı Garmin'de. Bana sizin Arif'in haberi var mıydı bundan bilmiyorum. Sizin tura başladığınız an bana mail geliyordu. Ben de tabii o sıcakta eczanedeyim, çalışıyorum. Önümde iki tane ekran var. Sol tarafı sizin map'i açıyorum böyle. Sağ tarafta yine müşteriyle falan konuşuyorum, ediyorum. Böyle siz orada geziyorsunuz ama ben de böyle sizin gezdiğiniz yerleri hayal ediyorum falan böyle. Yüksekliği falan görünüyor orada. İşte nabız değerleri falan da gözüküyor Onur'un. Diyorum şimdi herhalde yokuş çıkıyorlar falan böyle. İzlemesi de çok keyifliydi açıkçası. Evet, birinci gün nasıldı? İndiniz, limana indiniz. Sonra nasıl devam ettiniz? Birinci günü Arif sen başla istersen, ben de arada ekleme yapabilirim. Sonra ikiyi ben anlatırım. Öyle sırayla devam edebiliriz. Tamam, peki. Ya birinci gün indik. Yani şey çok kolay oldu zaten. Midilli'ye indikten sonra 5 dakika sürmedi limandan bizim neredeyse çıkışımız. 5 dakika içinde çıktık. Yine işte bir yeşil pasaportun bir de bisikletli olmanın iki büyük avantajını kullandık diyebilirim. Sonra bir içeri girelim düşündük. Sonra dedik yani biraz sıcak, biz yola çıkalım. Başlayalım. Yaklaşık bir 30 kilometre kadar gittik. Tabii çok bu zaten ilk heves olduğu için 30 kilometre nasıl geçtiğini anlayamadık. Bir güzel köye geldik. Maydon, tam ismini hatırlayamadım Onur. Hatırlıyor musun? Mandamados'tu galiba. Mandamados olabilir. Çok. Mandamados'tu galiba. Evet. Oraya girdik ve o arada Onur'un ilk şeyimizi yaptık. Onur'un lastiği patladı. Fakat öyle güzel bir yerde patladı ki hani bir yandan kahvemizi içerken bir yandan Onur lastiğini tamir etti. Özellikle abi bir şey arayacağım. Kahvemizi içerken diyorsun da millet hikayelerde işte günlük ortalama bira miktarını falan gördü. Hiç sansürlemeye gerek yok bence. Şöyle işte mevcut koşulların verdiği hararetle her gittiğimiz yerden önce bira içme bira içtik ilk başta. İlk bira tabii ki sadece serinlemek maksatlıydı. Diğerleri biraz daha keyifli diyebilirim. Yani her gittiğimiz, yani şöyle her gittiğiniz köyde zaten insanların böyle takıldığı, bizdeki köy kahvesi diye tabir edilebilecek ama birçok çeşidin bulunduğu bir işletme var. Genellikle kadınlar işletiyor burayı ve çok keyifli. Şöyle keyifli çünkü bir sürü insan geliyor oraya. Hani biz gittiğimizde de orada büyük ihtimalle inşaatta çalışan arkadaşlar da oraya geldi. Herkes birasını içiyor, kahvesini içiyor, sonra uzun suyu içiyor. Oradan kalkıp işine dönüyor büyük ihtimalle. Biz de o esnada bisikletimizin lastiğini tamir ettik. Onur bisikletin lastiğini tamir ederken ben bir iki fotoğraf için kiliseye girdim. İşte biraz köyü turladım. Orayı gezdim. Oradaki hanımefendinin tavrı çok hoştu. Yani keşke daha önce söyleseydiniz, sularınızı ben buzluğa koyardım. Su hiç problem değil. Muhakkak dolduruyorlar. Yani suya para vermek gibi bir durum neredeyse söz konusu değil. İstediğiniz zaman muhakkak suyu dolduruyorlar. Biz bir kere falan verdik galiba. Su için bir ödeme yaptık. Geri kalan odayı aldık marketten. Geri kalan birçok yerde hemen su dolduruyorlar suluklarınıza ve bunu gerçekten keyifle, iştahla ve hani çok seveceğim bir tavırla yapıyorlar diyebilirim. Evet, o yani o hanımefendi gerçekten ya üzüldü, dedi ki ya geldiğinizde söyleseydiniz buzluğa atardık dedi. Dedik ya haklısınız, hani teşekkür ederiz. Şey yaptı ama ondan sonra da baya böyle sulukları ağzına kadar önce buzla doldurdu, üzerlerine su ekledi. Bir güzel geldi o yol boyunca bize. İnanılmaz yani. Yani. Bir ara 40 derecenin üzerinde sürüyorduk yani ve gerçekten serinlemeye çok ihtiyacımız oldu diyebilirim. Şöyle o köyden çıktıktan sonra biraz belki şimdi Onur girer. Bence en güzel rotalardan biri orasıydı. Hem yükseliyorsunuz, hem ormanlık alan artıyor. Hem de sağınızda da Ege manzarası. Burası oldukça keyifliydi. Birçok tırmanışı vardı ama çok keyifli olan kısımlardan biri ilk gündü diyebilirim. Evet, yani şey de var. Su konusundan hani ben devam edeyim. Tabii, yolun tabii, üzerinde tabii.
kiliselerde var. Kiliselerin bahçelerinde de yani tek tük de olsa çeşmeler oluyor sürekli akan. Oralarda hani böyle bir şey düşünenlerin aklında olabilir. Dediğin gibi böyle Edremit Körfezi, Assos manzarası sağ tarafımızda çok güzel tırmanışlar yaptığımız keyifli bir rotaydı. Molivos'a kadar. Molivos beni şey yapmadı ya, tatmin etmedi. Molivos çok küçük ve çok böyle şey bir yer. Aynı bizim Assos'a benziyor limanı falan. Orada işte Molivos'a vardıktan sonra yemeğimizi yedik. Ve o soyunma kabinlerini, terk edilmiş soyunma kabinlerini bulduk. Ve orada dinlenmeye geçtik daha sonra. Evet, ondan sonra bira içtiniz muhtemelen. Şey, hijyen konusundan temizlik vesaire şöyle yaptık genelde tur boyunca. Yani kalacak yeri ayarladıktan sonra, hani kafamızda en azından belirledikten sonra, tabii ki de denize girdik çıktık. Yani her sahilde mutlaka bolca duş var. Evet. Normal duşumuzu aldık. Sonrasında da kıyafetlerimizi beyaz sabunla şöyle bir sabunladık bir güzel. Dediği gibi Arif bastık ve sabaha kadar hepsi tertemiz oldu. Burada belki şeyi belirtmek gerekiyor Onur. Bir öğün neredeyse hasta yemek yedik biz. Yani geri kalan belki ikinci günde devreye girebiliriz. Yani ikinci gün çok güzel. İkinci günden itibaren çok güzel bir basmak alıp davranış örüntüsü oluşturduk. Sabah ne yapacağımız belli. Evet. O çok güzel oldu. Yani tuvalet ihtiyacını zaten gittiğiniz yerlerde, yemek yediğiniz yerlerde ayarlayabiliyorsunuz. O yüzden tuvaletle ilgili herhangi bir problem yaşamadım. Gittiğim her yer oldukça temizdi. Bu anlamda hiçbir problem yaşamadık. Yine Onur'un dediği gibi her konakladığımız yerde muhakkak duş var ve hani kimse size bir şey demiyor yani bu anlamda. Hani ufak otel sabunları almıştım ben yanıma. Onur'a da paylaştık biz onları. İşte onlarla biraz bazı yerlerde kıyafetlerimizi hafiften yıkadık. Duşumuzu aldık. Keyif moduna döndük. Ondan sonra uyuduk zaten. Hani öyle söyleyebilirim. Evet, ilk gün böyle geçti yani. Molivos'un kalesinin altında, gölgesinde ilk gecemize başladık. Peki ikinci gün? İkinci gün Sigri'ye, benim merak ettiğim yerlerden birisiydi Sigri. Oraya sürecek rotamız öyleydi. Geçerken Petra diye bir şey var. Küçük bir kasaba, sahil kasabası diyeyim. Ve oradan geçerken bir kafeye durduk. İşte dedik ki sabah bir kahve içelim. Hem bir ne yapacağız, ne edeceğiz, onu konuşalım. İşte durunca lavabo ihtiyacımızı hallettik. Telefonlarımızı şarja taktık ve sularımızı doldurduk orada. Ve bunu biz hani bu 5 gün boyunca bir rutin haline getirdik aslında. Sabah kalktığımızda hemen işte toparlanıyorduk. Hiç başka bir iş yapmadan ve en yakındaki işte 8-10 kilometre en fazla yerleşim yerine gidip kahvesine, köydeki kafe mi diyeyim artık, köy kahvesi mi diyeyim, oraya oturuyorduk. Kahvemizi söylüyorduk. Yanına böyle atıştırmalık ufak tefek bir şeyler. O arada telefonlarımızı şarja takıyoruz. Lavabo ihtiyacımız, tuvalet ihtiyacımızı gideriyorduk. Sonra suyumuzu da rica ediyorduk işletmeden. Sularımızı da dolduruyorlardı ve bu şekilde tekrar yola çıkıyorduk. Bu şekilde rutinimizi oluşturduk. Bunu ikinci günde Petra'da yaptık. Petra bu arada hani şeyi düşündüm ben, hatta Arif'le de konuştuk. Ya keşke Molivos'ta değil de Petra'da mı kalsaydık? Petra böyle çok keyifli, güzel, küçük bir sahil kasabası. Oradan yola çıktık. Sonra Scalacciore diye bir köyde durduk. Scalacciore köyünde şey gördüm ben. Minarenin yarısı, bir minare var fakat üst kısmı o ne deniliyor bilmiyorum. Orası o külah kısmı diyeyim artık. O yoktu. Sonra işte köy kahvesine oturduk. Orada sohbet ettik biraz. Şeymiş, hani eskiden bu mübadeleden önce yarı Türk yarı Rum köyüymüş burası. Hatta şey iyi oldu. Oturduk biz. Dedik işte kahve alabilir miyiz? Karşıda biz yaşlarda genç bir çocuk. Türk kahvesi mi Yunan kahvesi mi istiyorsunuz dedi. Yani dedim hani burada olduğumuz için, dedim Yunan kahvesi, siz gelirsiniz orada Türk kahvesi içersiniz falan diye geyik yaptık. Sonra işte kahveci geldi, şey dedi. Tamam o zaman dedi, en güzeli ben birinize Türk kahvesi vereyim, birinize Yunan kahvesi vereyim dedi. Bayağı gülüştük. Sağ olsun oradaki bir amca ısmarladı kahvelerimizi de. O şekilde orada da soluklandıktan sonra tekrar yola çıktık. Yani şey çok güzel oldu. Ben daha önceden de hani konuşmuştuk, hep turlar yapıyorduk Serkan'la, Burhan'la.
Sabah kalkıyorduk işte yarın nereye gideceğiz atıyorum Sigri'ye gideceğiz. 60 kilometre hiç neredeyse durdurak bilmeden Sigri'ye sürüyorduk. Öğlen Sigri'ye varıyorduk ama yapacak hiçbir şey yok. Biraz şey oluyordu böyle. Yapacak bir iş olmayınca sıkıcı oluyordu. Bu turda şöyle yaptık biz köy yol üzerindeki bütün köylere girdik. Bütün köylerin kafelerine, kahvelerine neyse tavernalarına oturduk. Muhabbet edebildiğimiz İngilizce bilen amcalarla muhabbet ettik. Ve akşamüstü vardık daha gideceğimiz yere. Böyle çok daha keyifli oldu. Çünkü erken gitsen oraya yapacak hiçbir şey yok. Güneşin altında şemsiye gölgesinden çıkamayacaksın neredeyse. Biz o güneşin altında bisiklet sürmeyi tercih ettik. Yani turun en keyifli kısmı da bu köylere uğrayıp oranın tavernalarında oturmamızdı diyebilirim bence. Hani sağ olsun Onur o anlamda çok yani ben gir yani fark etmez gir. Sonuçta vaktimiz bol. Yani hava kararmadan biz istediğimiz yere her türlü varırız. O yüzden de girelim. Köy köy gezelim ve orada bakalım, konuşalım ve yani burada şey çok keyifliydi. Oradaki insanlarla özellikle ilk işte bu köydeki sohbetimiz insanlarımızla sohbet etmeye çalışması işte kahve ısmarlaması bize zaten biraz sohbet ettiğiniz zaman kesin ısmarlıyorlar bir şey. Çok net yani. Hani, aynen biraz ısmarlıyorlar kahve ısmarlıyorlar. Son günde biraz ısmarladılar. Birazcık sohbet ettiğiniz zaman bu kesinlikle yerine geliyor. Aslında çok da şey hissetmedim ben burada. Hani yer anlamda davranış olarak çok yani çok ait hissettim. Yani yabancı hissettiğimi söyleyemem. Genel tavır olarak hiç şey görmedim. Bu anlamda çok benzer oldu. Zaten direkt biliyorlar. Hatta Onur belki söyler. Hemen Türk olduğumuzu nereden anlıyorsunuz? Çünkü aynıyız diyor. Yani, aynıyız. Çok bize benziyor. Hani İngilizce konuşuyorsunuz diyor. Demek ki hani Türksünüz diyor adam. Direkt. Evet, bize benzeyen İngilizce konuşan Türktür gibi bir şey algı oluşmuş. Sonra bir de şeye gittik. Evet. O ilk köyden sonraki bu güzel kilisenin olduğu Vantosa. Ben evet. Şey yaptım. Turdayken hiç hatırlayamadık bu köy isimlerini ama tek tek böyle açtım evet. Not aldım. Vantosa da evet böyle çok çok güzel bir tavernada çok güzel yine bir taverna, evet. Amcalar içeride böyle köyün ağaları diyeyim fötür şapkalar güneş evet. Gözlükleriyle öğlen vakti uzo sofralarını kurmuşlar. Bayağı içiyorlardı içeride. Esaret edemedim fotoğraf çekmeye. Aslında içeride ben bir iki kere o köşede oturan bıyıklı işte Hulusi Kentmen tarzı iki amcanın uzo içerken ama yani ellerinde tespih yani onlar da cesaret edilebilecek gibi değildi ya köyün evet. İçi yani adamlar. Evet. Böyle gizli gizli falan çeksem dedim. Bunda pek şey bulmadım. Gizli çekmeyi hani hoşuma gitmedi. Gizli çekmek fikri hoşuma gitmedi. Ama o amcaların o köşede güneşin de aldığı yerde böyle öğlen uzosu yapmaları belki en etkilendiğim evet. Sahnelerden biriydi. Çünkü amcalar da çok havalı tiplerdi yani öyle söyleyebilirim. Evet evet. Sonra Sigri'ye doğru devam ettik. İnanılmaz bir rüzgar vardı. Özellikle yukarı çıktıkça yani zirveye çıktık. Orada İpsilo Manastır, İpsilo. Yani lafız edemiyorum öyle bir manastır var. Evet. Ana yoldan bir 2 kilometre falan daha tırmanış. Oraya tırmandık. Yani mutlaka bence bisikletle çıkılması gereken bir yer. İnanılmaz böyle bir, güzel bir yolu var. İşte şeye benzettim ben. İşte Turmale'yi bilenler vardır. Böyle bir kubbe gibi bir dağın etrafından döne döne tırmanırsınız. Turmale tırmanışına benzettim. Eski bir yanardağın krateriymiş orası. O kraterin üstüne de bir manastır kurmuşlar. Oraya tırmandık. Hatta bayağı böyle gelenler kahraman gibi o siz buraya bisikletle mi çıktınız falan muhabbet oldu. Sonra da yokuş aşağıya Sigri'ye doğru saldık bisikletleri ama çok rüzgar vardı. Biraz tedirgin etti açıkçası o durumda. Ya en riskli yer orası diyebiliriz belki Onur. Yani orada evet. Hem hızlanıyorsunuz hem de rüzgar süpürüyor, yerden süpürüyor. Avantajı ne? Çok fazla trafik yok. Ama çok fazla trafik olsa biraz daha şey tedirgin edebilirdi. O yüzden belki turun en riskli bölümü orasıydı ama en ihtiyatlı gittiğimiz asla riske girmediğimiz yerde orasıydı diyebilirim. Yani şey bir de o tarafta adanın batı tarafında hiç ağaç yok. Yani hiç kelimesi gerçekten tam böyle hakkını veriyor bu cümlede. Hiç ağaç yok. Sigri de ilginç bir yer, çok küçük bir yer. Çok küçük bir sahili var ama adamlar bir müze yapmışlar. Yani gerçekten hani
jeolojiyle ilgilenen, fosillere ufacık da olsa ilgi duyan bir çocuğu olan birisinin mutlaka götürmesi gereken, görülmesi gereken bir müze olmuş gerçekten. Çok böyle modern, çağdaş, çok keyifli bir müze olmuş. Ve yani adamlar bence o müze sayesinde bir sürü turist çekiyorlar oraya. Kesinlikle hala da devam ediyordu sabah çünkü çalışmalar için o bölgeye gidiliyordu. Gerçekten üzerinde çalışılıp gidildiğinde daha da büyük bilgi alınabilecek, daha fazla istifade edilebilecek bir müze diye düşünüyorum. Evet, yani şöyle hani müzeyi de çok kısa özetleyeyim. Orada dedim ya az önce bir yanardağ varmış. O yanardağ patladığında bu lavların altında kalan ormanın kalıntılarından yola çıkarak oluşturulmuş bir müze. Sonra tabii hani farklı yerlerden gelen fosiller vesaire ile daha da zenginleştirilmiş. Sigri'de de şezlongda kaldık yine. Yani Atina'dan gelen bir abi vardı böyle sahilde şezlongları, şemsiyeleri işleten. Dedim ya hani kaçta kapatıyorsunuz dedim. 24 saat buradayız dedi. Öyle deyince ben içimden bir hayda dedim ama ya dedim biz burada kalsak olur dedi. Sıkıntı yok dedi. Öyle orada kaldık. Güzel, keyifli bir gündü yani Sigri. Evet, üçüncü güne geçelim öyleyse. Evet, Sigri'den uyanıp kalkma. Sigri yine erken uyandık. 6 gibi falan uyanıp 7 gibi yola mı çıkıyorduk? 7 gibi uyanıp 8 gibi. Evet, evet, yaklaşık öyle oluyor. Yani 7'de falan toparlanıp çıktık ettik 7.30 falan oluyordu. Evet, evet. Yani Sigri şey bir sahil kasabası sadece. Sadece yüzme ve o kumdan faydalanma için gelen konuklarla doluydu ama oranın şeyi de çok güzeldi. Ufak bir yer olmasına rağmen biz orada yemek yedik mesela. İkinci gün orada yedik akşam yemeğimizi. Çok keyifliydi yani. Yani böyle küçücük bir yerde böyle bir menünün çıkması işin açısı beni şey yaptı. Olumlu yönde şaşırttı diyebilirim. Sigri'den çıkarken tabii şu düşünce vardı. Tırmanacağız. Yani 12 kilometre boyunca. Bir gün önce indiğimiz yokuşu tekrar tırmanmak. Evet. Ve 12 kilometre boyunca rüzgara da maruz kalarak ki inerken rüzgara maruz kaldığım zaman tedirgin oluyorum ama çıkarken rüzgara maruz kalmak o kadar tedirgin etmiyor diyebilirim. Fakat ciddi mukavemetle karşılaşıyorsunuz tırmanma boyunca ve 12 kilometre boyunca. Yani güneş fazla tepemize çıkmadan orayı bitirmek, 12 kilometreyi bitirmek de inanılmaz bir stratejik hamleydi diyebilirim aslında. Evet, evet, doğru. Evet, Sigri'den çıktık. Sonra işte az önce bahsettiğim rutini yapmak için şeye gittik. Eresos diye bir köy ama şöyle Scala öneki geldiği zaman yani Yunanistan'ın genelinde mi böyle bilmiyorum. Hani o köyün sahili anlamına geliyor anladığım kadarıyla. Scala Eresos diye bir yere ve ben hani ailemle tatile gideceksem mutlaka buraya giderim diye düşünüyorum. Çok keyifli, inanılmaz güzel yine bir sahil kasabası. Orada yine bir rutinimizi yaptık. Sonra dedim ki ben Arif'e ya ben bugün dedim artık bir uzo içeceğim. Bir köy tavernasında. İşte Mestapos'a çıktık. Mestapos'ta birer tane uzo söyledik, birer duble. Yanına işte ordör tabağı gibi küçük bir tabak geldi. Hesabı istedik. Yani çok komik bir şey söyledi. 2 uzo parası. Dedim hani tabak, ordör tabağı ya dedi uzo'nun yanında tabii ki de onlar gelecek tarzı bir şey söyledi adam bana. Gerçekten keyifliydi orası. Sonra Kaloni'ye doğru yani hedefimiz Scala Kaloni'ydi. Sonra bir 10 kilometre kala Parakoyla diye bir köye girdik. Ne var burada diye. Evet. Bayağı rahat bira içip sohbet ettik oradaki iki abiyle. Vasili yani, ve Dimitri yani. Ben 4-5 bira içtim herhalde ama çok keyifli sohbetti. En yoğun, sohbetin en yoğun olduğu yer orasıydı. Bilhassa Dimitri ve Vasili abinin karizmatik ses tonu. Dimitri abinin de şeyi nasıl böyle bir halkçı yanı bizi orada besledi diyebilirim. Evet, orası gerçekten çok keyifliydi. Scala Kaloni sahile geldik. Yani orada gece 4'e kadar yine şezlongda kaldık bu arada. Gece 4'e kadar ama bir eğlence vardı herhalde. Müzik sesi yani zor bir gece oldu. Ben az uyudum. Zaten ertesi günde biraz o az uyumanın acısını çektim. Bayağı böyle bir köy kahvesinde yine masanın üzerinde bir 15-20 dakika kestirdim. ama senin 15 dakika kestirdiğin köy de gerçekten epeyce yaşı vardı galiba değil mi oradaki
hanımefendinin, teyzenin diyeyim. Yani artık evet. konuşuyoruz. Yani hatta biz sipariş verirken ne olur sen hareket etme biz alalım biralarımızı. Evet ya, merdivenden falan inmedi zaten. Evet. Biz sadece sana ödeme yapalım. Sen bize işaret et. Biz alalım, şey yapalım. Ödeme yapalım. Tabii çok özellikle yeşillik anlamında çok keyifli bir yerde. Onur orada 15 dakika kestirdi. Bu 15 dakika kestirmeler benim de meslek hayatımda çok kullandığım bir şey. Onur da kullanıyormuş. Onu öğrendim. Ben de çünkü arada bir 15-20 dakika kestiririm. Gayet iyi toparlar aslında. Ondan sonra çok güzel bir rotadan yavaş yavaş inmeye başladık. Yine bir Midilli merkeze benzer Plomori olması. Pardon. Değil mi? Ben Plomari. Plomari. Yani şöyle bu dördüncü gün, ben dördüncü güne başlarken şeyden bahsetmek istiyorum ya. Aygasos'tan. Bilmiyorum o zaman. Yani benim o dedim ya hani rotaları çizdim diye. Böyle bir yoldan tırmandık. Sonra aşağı Aygasos'a doğru inip tekrar Aygasos'a yukarıya çıktı. Yani bir çukurda böyle bir yol ayrımı vardı. Orada yangın istasyonu vardı. Dediler ki Plomari'ye buradan gideceksiniz. Yok dedim, ben Aygasos'a gideceğiz önce. Aygasos'a tekrar tırmandık. Aygasos çok inanılmaz keyifli bir yer. Yani bayağı trekking rotalarının falan olduğu yer. Orası da mutlaka bence görülmesi gereken bir köy. Sonra öğrendik ki orada otururken benim o çizdiğim rota Aygasos'tan sonra toprak yol oluyormuş. Hmm. Maalesef itfaiye istasyonunu oraya tekrar indik, tekrar çıktık. Yani bir 500 metre tırmanış ekstradan yazdı bize. Ben zaten bir gün önceden böyle uykusuz ve bir de üzerine bu olunca biraz moral bozukluğuyla bugün, yani dördüncü gün biraz zor geçti benim açımdan. Orada biraz kestirince ama köy kahvesinde o iyi geldi. Bir de şey oldu bugün. Yani o önceki 2 gün yani bayağı böyle Mars yüzeyi gibiydi her yer. İşte ay yüzeyi gibi, hiç ağaç yok. Her yer sadece kaya. O biraz yormuştu ama bugün artık yeşilliklere girdik, ormanın içine girdik. O kısım keyifliydi ta ki Plomari'ye inişe kadar. Ya belki biraz bu Aygasos'tan, değil mi? İsmini yanlış telaffuz etmiyorum. Oradan biraz evet. Bahsetmek gerekebilir. Çünkü çok tırmandık, tırmanıyoruz ama görünmüyor bir şey. Yani nereye tırmanıyoruz? Görünmüyor. Tırmanıyoruz. Fakat tırmandıktan sonra o köyün kahvesine varınca oranın ne kadar büyük bir köy olduğunun farkına varıyorsunuz. Oldukça büyükmüş. Biz özellikle ve evet, alt taraftan gerçekten hiç gözükmüyor. Ya. Yani kayanın evet. Üzerinde, kayanın altındasınız. Üst tarafı hiç görmüyorsunuz. Ya. Yani sokak aralarında ben hani Onur bisikletlendim ve dedim ben yürüyerek geleceğim. Yürüyerek aşağı indim. Bisikletimi elimde gezdirdim o sokak aralarında. Zaten turistik de bir yer. Bayağı gelen kişi vardı. Çünkü ortada yine meşhur bir kiliseleri vardı. Orada oturduk biraz. Ve hani belki en gezilesi yerlerden biri orası diyebiliriz aslında. Evet. Muhakkak kesinlikle. Midilli merkeze yakın aslında. 30 kilometrelik bir araçla 30 kilometrelik bir mesafesi var diye hatırlıyorum ben. Otoyol kullanılırsa. Onun haricinde ondan sonra çıktık oradan, işte tekrar geri dönmek zorunda kaldık 10 kilometrelik bir yolu. Evet, sonra Plomari'ye inişe başladık. Plomari'ye indiğimizde benim ellerim fren sıkmaktan kıpkırmızı artık yani. Ben hani hayatımda o kadar dik ve uzun bir yokuş inmedim. Herhalde bir 7-8 kilometre, belki 10 kilometre ve ortalama %10'la falan sürekli indik ve sürekli viraj. Evet. Yani S'ye çize çize indik. Ama tabii bu arada yani insanlar trafikte tırmanırken de olsun, inerken de olsun arkanızdan geliyorlar yani. Hani çok klişe bu ama gerçekten hani oralarda bisiklete saygı var. Bunu çok hissettik. Yani özellikle inişte gerçekten ben arkada olduğum için daha iyi hissettim diyebilirim. Yani yolu ortalamak zorunda kalıyoruz sonuçta oradan inerken. Kimse yani güvenli alana çekilene kadar kimsenin bu anlamda bir hamlesi bile olmadı. Ancak göz göze geldiğiniz zaman artık kişi geçeceğini anlayıp geçiyordu. Bu anlamda çok güvende hissettiğimizi söyleyebilirim bu inişlerde ve çıkışlarda da. Evet, Plomari eski liman kenti, biraz eski hani şehir kendisi de eski. Açıkçası çok beni yapmadı, güvende hissettirmedi yine ama orada da yine böyle genç bir çocuğun işlettiği, daha doğrusu çalıştığı bir beach.
Beach, yani. İşletmede beach, yani bizim buralardaki yani tabir beach club'da şey yaptık. Hatta çocuğa dedim ki yani biran var mı? Var dedi. Tamam dedim, biz bir denize girip gelip bira içeceğiz. Sonra geldi çocuk işte, ya dedim biz burada yatsak. Nasıl yani dedi, şezlongda mı yatacaksınız dedi. Evet dedim ya, sabah zaten erken gidiyoruz. Tamam dedi abi, sıkıntı yok. Sonra işte patrona dedi, sonradan biz yukarı bira içmeye çıktığımızda dedi ya patron dedi sizle görüşmek istiyor. Yani patron dedi, adam da böyle şey Don Vito Corleone gibi oturmuş, uzun saçlar, güneş gözlüğü, işte yanağın bir tarafında muhtemelen bir yüz felci gibi bir olaydan dolayı hafif aşağı sarkmış. İşte gittim ben, merhaba dedim, nasılsınız? Şu zamana kadar çok iyiydim dedi. Ah dedim ben, tamam yandık. Dedim bu kesin ya para isteyecek ya burada kalamazsınız diyecek falan. Burada kalmak istiyormuşsunuz dedi. Evet dedim, hani biz böyle böyle işte şuradan bu kadar bisiklet sürdük, şu kadar yol yaptık, çok yorulduk, burada uyumak istiyoruz falan. Hani dedim sabah da erken kalkıyoruz zaten, yani 6'yı en geç 7'de çıkmış oluyoruz. Tamam dedi, ben sabah 5'te geliyorum. O zaman sabah 6-7 gibi çıkacaksanız hiç sıkıntı yok dedi. Biraz tedirgindim ben ama şey, o en rahat uyku uyuduğumuz yerlerden birisiydi. Muhtemelen abi biraz belalı bir tipti. O yüzden pek kimse yanaşmıyor sanırım mekana. Biz bir güzel uyuduk ama içeride. Yani işletme galiba çok oranın yönetimi tarafından tasvip edilen bir yer değildi anladığım kadarıyla. Evet, biraz garip bir işletmeydi. Evet, aslında bence Yassi'ydi değil mi? Yassi. Yannis. Yannis. Yannis amca biraz ondan dolayı da tedirgin olmuş olabilir. Bütün şezlonglar falan toplanıyordu zaten. Onur'un dediği gibi en iyi uyuduğumuz yer orasıydı. Çünkü sessizdi. Çünkü diğer sahil kasabalarında müzik olayı yoğundu. Orada müzik de yoktu. Güzel, son güne doğru iyi uyuduk diyebiliriz orada. Evet, son gün. Beşinci gün artık. Yani bu arada bir önceki gün, yani Plomari'ye iniş zaten planladığımız en zor gün olmasını planlıyorduk. Bir de ekstradan böyle 500 metre daha tırmanış eklenince en zor günümüz oldu gerçekten de. Ama son günü artık zaten şey bırakmıştık. Biraz daha böyle hafif bırakmıştık. Ve işte iki tane orada körfez var malum. Büyük körfezin etrafında dolaştık. Kaloni körfezi. Ben şey, Onur sözünü kestim, özür dilerim. Plomari ile evet, ilgili bir şey daha söylemek gerekiyor. Midil'den sonraki en büyük ikinci kenti Adana'nın diyebiliyorum. Evet. Bir de Uzo'nun doğduğu yer galiba. Evet, Uzo fabrikaları var iki tane. Fabrikaları var. Yani Uzo'nun yani doğduğu yer diye biliyorum. Evet, müze var iki tane. Uzo müzesi, ama gitmeden bir çalışma saatlerine falan bakın. Biz mesela denk gelemedik. İşte küçük olan körfezin etrafını dolaşsak mı dolaşmasak mı diye düşündük. Bir 10 kilometre falan fark edecekti ama o körfezde böyle karşıya hemen bir 2-3 kilometre karşıya tekneyle de geçirebiliyormuş. Dedik ya bunu da tadalım. Tatmadığımız hani şey kalmasın arada deyip tekneyle geçtik o arayı. Bir 10-15 kilometre kısaltmış olduk. Sonrasında da zaten Midilli merkeze geldik. Midilli merkeze iniş de güzeldi. Hatta en son şunu konuştuk. Yani en güzel tarafı şuydu turumuzun. Hiçbir riskli gerilimli bir durumla karşılaşmadık. Hatta son inerken de onlara dedim ki genelde kazalar, sıkıntılar son inişte olur. Hani böyle bir rehavetle olur dedik ve dedik dikkatli inelim. Daha yavaş inelim abi. Hiç şey yapmayalım, yormayalım ki. Nitekim öyle de yaptık. Belki turla ilgili benim en o bitiminde söyleyebileceğim en her şeyin yolunda gittiği bir tur oldu diyebilirim. Hani her şey yolunda gitti. Bu kadar gidebilirdi ancak. Evet, yani tek lastik patlayla, o da belki 20. turun 20. kilometresinde tek lastik patlayla, yani en büyük aksaklığımız oydu. Gayet keyifli, güzel, şanslı olduğumuz bir tur oldu gerçekten. Vallahi süper geçmiş ya. Çok iyi. Böyle arkada keyifle dinledim yani sohbetinizi. Şey diyeceğim peki, bu maliyet kısmı nasıl oldu peki? Yani euro sabit, yani şu an Türkiye'den Yunanistan, Yunan adalarına doğru bir akın var. Siz kaç para harcadınız? Bilet, şu bu. Var mı bir hesap yaptınız mı? Yani çok kişisel tabii bu iş. Hani yediğinize, içtiğinize, kaldığınıza göre değişiyor ama benim hani ben kendi adıma koydum. Gerçi Arif'le aşağı yukarı aynıyızdır. Aynı. Yani
Aynı şeyleri yedik içtik. Şeyi hesaba katmadım ben. Feribot'u hesaba katmadım ama onunla hesaba katarsam maksimum 250 euro olmuştur herhalde ya. Evet, evet. Ya biz orada galiba 200'e yakın bir harcama yaptık. Evet, 200 evet. Civarı bir şey hesapladım ben de. İşte 30 euro da gidiş dönüş feribot bileti desek 250 euro olmuştur. 250 euro. Orta. Evet. Ama şey hani bu arada bu hani şöyle tek öğün yedik neredeyse ama yani yolda muhabbetten de anlaşılacağı üzere yani kahvaltıda kahvemizi yanına işte kruvasan tarzı ya çikolatalı çörekler ufak tefek şeyler dışında yolda sürekli jel yerine bira tükettik. Kesinlikle. Yani olur bir nazik konuşuldu ama. Akşam yemeklerinde de yani deniz ürünü işte ahtapotu ne bileyim ahtapot turşusu, balığı her şeyini yedik. Yani öyle akşam yemeklerinde aman şunu yemeyelim, aman şurada duruversin dediğimiz bir durum olmadı. Ya kabasa yedik akşam. Evet, zengin ama dediğim gibi yani, bu iş biraz kişisel bir iş. Ama çok daha ucuza hani mal olur mu? Çok daha ucuza da mal olur. Yani 100 euro ile de bu turu çok rahat yaparsınız. Kesinlikle. Yani önceden bir beslenme ile ilgili planlama yaparsanız daha ucuza da mal olur. Ama biz tabii tek öğün yediğimiz için bu akşam akşam turun bitimindeki yemeklerde çekinmedik yani. Hani söyledik. Hani balık söyledik vesaire söyledik. Ki belki bütçemizin büyük kısmı biraya harcanmış olabilir. Yani bira içmeyen insanlar bu anlamda bunu yaralayabilir diye düşünüyorum. Yani evet, evet. Tabii yani şey tabii biz hani bunu söylüyoruz. Bir de işin konaklama kısmı var. Hani bu şekilde bir konaklamada konaklamı yapamayacak olanlar da var. Tabii öyle olunca da maliyet artıyor tabii. Kadar artacak ister istemez. Farklı bir kültürde sürdünüz gerçekten. İlham verici bir sohbet oldu. Peki sona doğru yaklaşırken tavsiyeleriniz ve keşkeleriniz alalım arkadaşlar. Ya şeye gireyim ben önce hani farklı kültürde sürdük. Evet ama hani şey muhabbet oldu. Hani o dedim ya 4-5 saat muhabbet ettik bir yerde. Oradaki köy kahvesindeki abi de düşün hani o Chomsky, Aristoteles falan bayağı böyle felsefe muhabbeti falan. Çok iyiydi ya, çok iyiydi. Şey oldu. Hani tam sözü hatırlamıyorum. Gerçi Arif bırakayım. Yani o sınırlar farklı evet. İnsanlıkleştiri falan sözünün hani söyleyeyim yani biz sen söyle ben devam edeyim abi. Tamam. Yani biraz şöyle yani bu son sohbet ettiğimiz köydeki Vasili amca ile Dimitri amca fena insanlar değillerdi. Yani okumuş yazmış fena düşünen insanlardı. Hatta konu Chomsky'ye geldi. Nedense benim de meraklı olduğum bir kişi olduğu için. Son filozof. İşte ya öldü hatta onları takip ediyormuş. Çünkü yakınlarda bir öldü ölmedi falan dendi. Chomsky'nin bir sözü var yani özellikle devletlerin sınırları en yakın insanları birbirinden ayırır. En uzak insanları da birbiriyle beraber yaşamaya zorunlu tutar gibi bir sözü var. Gerçekten orada onu hissediyorsunuz çünkü hepsi biz aynıyız diyor. Yani hani İngilizce bilmeyeni de jest kullanarak biz aynıyız. Fark yok aramızda. Hani evet. Diğerleri politik meseleler diyor. Ben orada bir Türk olarak hiç şey hissetmedim kendimi. Hani yabancı gibi hissetmedim. Çok bu anlamda hep sempatikti. Yani İngilizce bilmeyenler de bunu çok iyi anlıyordu. Hatta bizim fotoğraf çekildiğimiz sakallı amca da gayet sıkıntı yok. Aynıyız diyor. Benim de dedem oradan geldi diyor. Yani muhtemelen senin deden de buradan gitmiştir gibi bir söylemleri var. O gerçekten şeydi. Yani en sıcak tarafı oydu diyebilirim. Hiçbir kişinin herhangi bir şekilde dışlayıcı baktığını görmedim. Bu akraba ya da yakın bir toplum olduğumuzdan mı, bisikletten mi? Tabii birçok değişken buna etki ediyor. Fakat hiçbir sohbette bu anlamda olumsuz bir şeyle karşılaşmadım diyebilirim. Evet yani farklı kültürler hani o şeye gelecek olursak yani ne bileyim ben gidip Urfa tarafında ya da Karadeniz'de bisiklet sürsem yani daha farklı bir kültür görürdüm herhalde ya. Yani bizden çok da Ege'de yaşadığımız için çok da bir farkları yok adamların. Kesinlikle Ege kültürü yani gerçekten tam bir Ege kültürü. Hani burada hani din, siyasi pozisyon vesaire olmaksızın düşündüğümüzde aynı. Yani değişen bir şey yok. Ben de bu geçtiğimiz bayramda bir şeye Sakız Adası'na gittim. Orada böyle otel görevlileri konuşuyorlar böyle birbirlerine yüksek sesle, yüksek perdeden hararetle böyle. Ben diyorum az daha anlayacağım. Yani
O jestler, mimikler, her şeyle biz yani. Çok, ben de çok şey yapmıştım böyle. Hani dili bilmiyorum ama Yunancayı tamamen şeyim yani. Ne hakkında konuştuklarını söyleyebilirim. Yani. Ya şöyle, oradaki oturan bir amcayı alın, işte örneğin Ayvalık'ta, Dikili'de, işte Ege'nin bir köy, yani hiçbir sırıtma olmaz. Yani aynı. Yani tişörtler bile aynı. Klasik bizim emekli tişörtlerimiz var ya. Önden cebli, işte bir belediye şapkası kafada. Yani birebir aynı. Hani o anlamda hiç farklı bir kültür diye demek pek doğru olmaz gibi. Farklı bir dil sadece. Farklı bir dil. Bu kadar. Tavsiyeler ve keşkelerle devam ediyoruz. Tavsiyeler, yani eğer bizim gibi dışarıda yatacaksanız mutlaka yanınıza o ince tulum vesaire ya da buna benzer bir şey mutlaka alın. Gece, çünkü evet evlerde belki sıcaktan uyuyamıyoruz ama sahil kenarları fena. Evet. Yani en kötü şey alabilirler olur. Bu bizim trail yarışlarında kullandığımız bu şey neydi? Acil durum battaniyesi. Ha, alüminyum battaniyelerden. Yani o bile bayağı iş görür yani. En azından onu sardığınız zaman rüzgarı engelliyorsunuz ve hatta içeride terleyebiliyorsunuz. Yani acil durum battaniyesi işi kurtarır yani. Evet, şey yapabilirsiniz. Benim gibi yatmak için ayrıca pijama almanıza gerek yok arkadaşlar. Boşuna gelmeyin. Ben takımda pijama aldım yanıma ama hiç yani kullanmadım. Çünkü ya şey değil, hani bu işler çok ne bileyim hijyenik işler değil zaten doğası itibariyle. Aman işte pijamam ayrı olsun, günlük giyeceğim kıyafetim ayrı olsun gibi bir durum yok. Hocam 5 gün aynı çorabı giydim ben. Yani onu söyleyeyim ben buradan, hani hijyen dışı deyince 5 gün boyunca aynı çorabı giydim. Gerek yok çünkü, yani gerek yok. Hani ekstra, her 100 gram ekstra bir yük. Yani bu anlamda gerek yok diye düşünüyorum. Keşke diyebileceğim bir şey yani olmadı ya benim. Yani şeyi düşünebilirim sadece herhalde, o tekneyle geçtikten sonra o alt tarafta bir burun var. Orayı dolaşabilirdik ama son günün artık böyle bir yeter, yani yeter demeyeyim de artık hani kafada da bitirdik. Bir an önce varalım, şeyi kapatalım, kontağı kapatalım düşüncesiyle hadi dedik şurayı kestirelim ve o şekilde devam ettik. Hani bir onu diyebilirim, onun dışında keşke diyebileceğim bir şey yok ya. Benim de yok. Gayet keyifli yani. Ne malzeme anlamında ne beslenme anlamında her şeyi yaptık diye düşünüyorum. Ki oranın meşhur, işte sardalyası meşhur, yedik. Ya bir de her yediğimiz yerde de hani farklı bir soslama olduğu için her biri farklı bir lezzet gibi de geldi diyebilirim. Ya belki hani tabii şu an için değil ama ya ilerleyen süreçte en büyük keşke şudur. O yörenin dilini ne kadar iyi bilirseniz o kadar iyi oradan istifade edersiniz diye düşünüyorum. Ki bu da kısa vadede mümkün olan bir şey değil zaten. Evet. Bir de şey olabilir, bak şimdi aklıma geldi. En son Midil'de birkaç tane bisikletçi de dolaştık. Birisiyle bayağı muhabbet ettik. O Aygasos'ta Midil'in en yüksek zirvelerinden birisi, Olimpia zirvesi var. Olimpia, evet. Asfalt yol varmış. Hani oraya tırmanılabilir miydi? 1000 rakımda. Zaten 800 metreye falan çıkmıştık. Hani o zirve noktaya da antenlere de çıkabilirmişiz aslında. Evet. Ama tabii yani hani keşke arayarak bulduk böyle. Bence öyle. Yani Midilli turumuz böyle güzel, keyifli geçti. Öyleyse seneye bir plan yapalım. Beni de götürün. Ha, gidelim gidelim. Ya Midilli olmaz, başka bir ada, daha küçük bir ada olur. Veya daha da büyük, Rodos olur belki. Rodos ya da Girit olabilir. Girit büyük, evet. Rodos aşağı yukarı muadil. Geçen gün Alpay'a mesaj attım. Ya dedim yurt dışında bir yarışa gidelim falan filan, nereye gidelim dedim. O da dedi Arifler'den canın çekti değil mi dedi. Ben de dedim ya, aynen öyle. Ercüment aslında şu var. Şimdi triatlondan dolayı çok antrenman yapıyoruz. Orta hava işte hafta sonları 100 kilometrenin üzerinde bisiklet sürebiliyoruz. İşte 1000 elevasyonlu vesaire. Ben hatta daha önce de arkadaşlarla konuştuğumuzda yani bu kadar antrenmanlıyız, niye bunun da bir tur yapmıyoruz? Ki bugüne kadar teklif ettiğim kişilerden sadece Onur bunu kabul etti, ki Onur'un da zaten bununla ilgili deneyimi ve buna ilişkin bir deneyim arzusu olduğu için diyebilirim. Hani bu kadar antrenman var, bunu yapabiliyoruz, neden turlamayalım? Yani benim mantığım bu. Hani o yüzden Onur'la ben kendi adıma teşekkür ediyorum ona buradan. Gayet çok sakin bir adam Onur. Yani tam bir yol arkadaşı. Yani zaten Midil'de sakin, Onur da sakin.
İki sakinlik bir araya gelince her şey çok keyifli oluyor diyebilirim. Valla ben de zaten hani daha önce de konuştuk, teşekkür ettim Arif'e yol arkadaşlığı için, teknik ekipman desteği için, tecrübe desteği için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Beraber keyifle. Öyleyse seneye beni de aldığınız güzel bir turla görüşürüz diyelim. Bugün yeni bir bölüm çekeriz belki seneye. Böyle seni konuk aldığımız. Tamam, yapalım bunu. Hemen feribot biletlerini ayarlayalım. Aynen. Bileti alınca oluyor. Evet, bilet almak gerekiyor hocam. Yani bir şey karar verince bilet almadığınızdan cayma çok oluyor. Bileti alacağız hocam. Bilet almadan olmuyor bu iş. Evet. Öyleyse teşekkürler Arif. Tekrardan yıllar sonra diyeyim, konuğumuz da oldu. Benim için çok daha anlamlı bir podcast oldu kendi adıma. Bu çok daha özel bir deneyim oldu. Bu arada tekrar ben Verim Gümüşsoy'a buradan tekrar selamlarımı iletmek isterim. Tanışıklığımız yok ama onu takip ettiğim için oradan ciddi anlamda istifade ettik diyebiliriz. YouTube'da bununla ilgili fazla video yok. Birkaç video izledim. Ama midilliği tam turlayan, gerçekten sadece en detaylı bilgi Verim'in diye biliyorum. Onu da buradan selamlarımı iletiyorum bir gün dinlerse. Öyleyse yavaştan kapatalım. Herkese iyi antrenmanlar. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Değişim Alanı podcast kanalını dinlediniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Instagram'da Değişim Alanı'nı takip etmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz paylaşmayı ihmal etmeyin. Sporla kalın.